Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı 18 Aralık'ta yine birinci dönem, birinci yazıldan önce olduğu gibi ikinci yazılıdan önce de ortak yazılı konu soru dağılım tablosu ve örnek senaryoları yayınladı çocuklar. Yine örnek sorular yayınladı konulara göre. Ve ikinci yazılı da sizlerin yazılıdan önce bu sorulara, bu senaryolara, bu konu dağılımlarına göre hazırlanmanız için bir kolaylık sağladı. Burada senaryoları öğretmeninizin seçtiği şekilde yazılılarda soru dağılım tablosundan inceleyebilirsiniz. Linkini videonun altındaki açıklamalar kısmına atacağım. Dikkatimi çeken ne oldu? Bakalım birinci ve ikinci senaryoda çocuklar bakın sorular yani konular sınavda sorumlu olduğunuz konular tam sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemlerle başlıyor. Üçüncü senaryoda ise toplama işleminin özellikleriyle başlıyor. Sonrasında devam ediyor. Nereye kadar derseniz, binir birinci senaryo seçilirse eşitliğin korunumu ilkesinden bir soru var. İkinci ve üçüncü senaryolarda eşitliğin korunumu yok. E yine sayı örüntüleri birinci ve ikinci senaryoda var, üçüncü senaryoda yok. Üçüncü senaryoda nereye kadar gelmiş cebirsel ifadeleri çarpma konusuna kadar sorulmuşsunuz demiş. Yine burada dikkatimizi çeken başka bir konu. Birinci yazılıda da böyle olmuştu. Bakın. Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki artık çoktan seçmeli yani test, eşleştirme, doğru yanlış gibi sorular kesinlikle kullanılmayacaktır okulların uyguladığı ortak yazılılarda. Yine açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacaktır diyor ikinci yazılı sınav. Birinci yazılı sınavdan farkı olmayacak yani. Bize örnek sorular yayınlamış şimdi onların çözümlerine geçelim. Bir sorumuz senaryo 1'in tam sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleriyle ilgili. Toplam borcu 120 TL olan Ebru 45 TL daha borç almıştır. Daha sonra borcunun 75 TL'sini ödemiştir. Son durumda Ebru'nun kalan borcu kaç Türk lirasıdır demiş. Çocuklar tam sayılarla ifade edildiğinde borç eksi olarak gösterilir. Yani 120 lira borç eksi 120. Tekrar 45 TL daha borç aldığına göre eksi 45. İster bunları toplar, sonradan ödediği ile de toplar. Bakın tam sayılarla ifade ediyorsak eğer eksi 45, eksi 120 şeklinde borcunu da ödediğine de toplarız. Sonuçta ne çıkarsa odur. Bunlar borç. 75 TL'sini ödediği için ödenen miktar pozitif olarak gösterilir. Artı 75'tir. Bunları topladığımızda son durumda bakalım Ebru'nun borcu ne kadar kalmış. Eksi 120 ile eksi 45 toplandığında aynı işaretli oldukları için üst üste eklenirler ve ortak işaretleri yazılır. 120, 45 daha 165 olur. Ortak işaretleri de eksidir. Eksi 165 artı artı 75 ödedi bunu. Zıt işaretli sayılar toplanırken de mutlak değeri büyük olandan Bakın eksi 165'in mutlak değeri 165'tir. Artı 75'in mutlak değeri de 75'tir. Ee, Mutlak değeri büyük olandan küçük olan çıkarılır. Zıt işaretli sayılar toplanıyorsa çıkardığımızda 90 olur. Bakın, mutlak değeri büyük olanın işareti yazılır, eksi 90 olarak bulunur. Bu ne demektir? 90 TL borcu kalmış demektir. Evet, birinci sorumuz bu şekilde kolay bir soru. İkinci sorumuzda 7 bölü 9, 5 bölü 9 sıralamasına göre kare yerine küçüktür, büyüktür, eşittir sembollerinden hangisi yazılmalıdır demiş. Kesirleri karşılaştırırken birçok yöntem öğrendik. İşte paydaların eşitliğine göre, payların eşitliğine göre yarım, yarımdan az, yarımdan çok. O şekilde karşılaştırıyorduk. Bakın burada paydalar eşit. Paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan büyüktür çocuklar. 7 bölü 9 büyüktür. 5 bölü 9'dan diyeceğiz. Bunu da bir açıklayalım. Bakın iki tane pasta var. İki pasta da dokuz parçaya bölünmüş. Yani dilimler eşit büyüklükte. Birinden yedi dilim almışız. Diğerinden beş dilim almışız. Hangisinden çok almış oluruz? Tabii ki payı çok olan yedi dilimden yedi dilim aldığımız pastadan çok almış oluruz. Dolayısıyla yedi bölü dokuz büyüktür. Beş bölü dokuz yazılacak. Yine siz sınava girmeden önce payların eşitliğine göre sıralama yarım, bütüne yakın, yarımdan az, yarımdan çok stratejilerine göre sıralamayı da Mutlaka çalışın. 3. sorumuzda bir çarpma, bir bölme işlemleri verilmiş, sonra da kare ve üçgen işlemlerinin sonucunu bulunuz demiş. Rasyonel sayılarla çarpma işlemi yapılırken bakın öncelikle ne yapıyoruz? Sadeleştirme varsa sadeleştirme yapıyoruz. 4'ü 4'e böl 1, 4'ü 4'e böl 1. Çapra sadeleştirme yapılır. 3'ü 3'e böl 1, 3'ü 3'e böl 1. Sonra işaretlerine dikkat ediyoruz. Eksi ile artının çarpımı eksi 1 çarpı 1, 1, 1 çarpı 1, 1, 1 bölü 1, 1'dir. Yani biz buradan kareyi eksi 1 olarak buluruz. Bölme işlemi yapılırken ise üçgeni bölerek bulacağız. Birinci aynen yazılır bölünen sayımız. Bölen sayımız çarpma işlemine göre tersi alınarak çarpılır bölünen sayıyla. Yani biz burada eksi 5 bölü 12'yi aynen yazacağız. Eksi 5 bölü 7'yi ters çevirip eksi 7 bölü 5 olarak yazıp çarpacağız. Bölme işlemini bu şekilde yapıyoruz. Çarparken yine sadeleştirme varsa sadeleştirme yapıyoruz. 5'i 5'e böl 1, 5'i 5'e böl 1. Çapraz sadeleştirme yaptık. Sonrasında işaretlerine dikkat ediyoruz. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 1 çarpı 7, 7. 12 çarpı 1, 12 olarak üçgeni de buluyoruz. heri çarpı üçgen. Eksi 1 çarpı 7 bölü 12. Burada da ister eksi 1 ile bir sayıyı çarptığımızda o sayının işaretini değiştiririz şeklinde. Sonucu eksi 7 bölü 12 olarak bulun. İsterseniz eksi ile artının çarpımı eksidir. 1 ile 7 bölü 12'nin çarpımı da 7 bölü 12'dir şeklinde bulabilirsiniz. Diğer bir işlemimiz nedir? Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. Evet burada nereden başlayacağız? Öncelikle işlemimize bakın. Çıkarma var. Bölme var. Altta da toplama var. Çocuklar çıkarma mı önce yapılır, bölme mi önce yapılır diye sorun. Tabii ki bölme önce yapılır. Peki bölme yapılması için bölmenin yukarısındaki sayı ile aşağısındaki sayı şu şekilde mi? A bölü B bölü C bölü D. Yani bir sayı yukarıda bir sayı aşağıda mı? Değil. Bakın aşağıda bir toplama var. Yani bu bölmenin altındaki işlem bitmemiş. Öncelikle biz buradan başlamalıyız ki bölmenin altı hazır olsun. Tabi diğerlerini de yazacağız. Eksi 3 bölü 4. Eksi 1 bölü. Şimdi ikinci adımımızda 1 artı 3 bölü 5'in sonucunu bularak yazacağız. 1 kere 5 5. 3 ile topla 8. Paya yaz. 8 bölü 5'tir. Birinci adımda buranın sonucunu bulduk. Şimdi yine sor. Çıkarma mı yapılır yoksa bölme mi yapılır? Tabii ki bölme yapılır. O zaman eksi 3 bölü 4 eksi dursun. Bölme yapalım. Biri bir kesre böldüğünüzde sonuç o kesrin çarpma işlemine göre tersidir. Bu şekilde düşünüp direkt 5 bölü 8 olarak yazabilirsiniz. 1 bölü 8 bölü 5'i. Ya da bu şekilde ben anlamam hocam diyorsanız bir aynen yaz. 8 bölü 5'i ters çevir 5 bölü 8 olarak çarp. Yani bir adım daha git. Burada eksi 3 bölü 4 Eksi 1 ile 5 bölü 8'in çarpımı 5 bölü 8 olur. Şimdi gelelim çıkarmaya. Çıkarmada yine tam sayılarda olduğu gibi çıkan sayının işaretini değiştir ve topla. Burada 5 bölü 8'i eksi 5 bölü 8 yazarız ve toplarız. Eksilen sayımızla eksi 3 bölü 4 ile faydaları eşitleyelim. Burayı 2 ile genişletiyoruz. Eksi 6 bölü 8 artı eksi 5 bölü 8. Paydalar eşitlendikten sonra paylar toplanır paya ortak payda da paydaya yazılır. Burada payları toplarken önündeki işaretle birlikte alacağız. Bir adım daha yaz yazalım. Eksi 6 ile eksi 5'i toplayacağız. Paya yazacağız. Ortak paydamız da 8 olarak yazılacak. Eksi 6 ile eksi 5 toplandığında eksi 11 olur. Sonuç negatif. Pay 11 payda da 8'dir. X 11 bölü 8 olarak bulur. Eşin sorumuz neymiş? Problem. Bir okuldaki öğrencilerin 4 bölü 9'u erkektir. Erkek öğrenci sayısının 1 bölü 2'si ile kız öğrenci sayısının 3 bölü 5'inin toplamı 150'dir. Buna göre okuldaki toplam öğrenci sayısı kaçtır? Bu çocuklar 4 bölü 9'u neymiş? Erkek. Bakın problemi çözerken öncelikle bu şekilde yazarsanız özet çıkarmış olur ve daha iyi anlarsınız. Kız öğrenciler kaçta kaçıdır? Bakın sınıfı 9 bölüme ayırmış. 4'ü erkekmiş. Buradan ne anlayacağız? Tamamı 9'da 9'dur sınıfın. 9'da 4'ünü çıkarırsak erkekleri. 9'da 5'i de kız öğrencilerdir. 5 bölü 9'u da kızdır. Bir gelelim sorumuza. Erkek öğrenci sayısının 1 bölü 2'si. 4 bölü 9'un 1 bölü 2'si nasıl bulunur? Çarpılarak bulunur. İşte 4 bölü 9'un 1 bölü 2'si erkek öğrenci sayısının 1 bölü 2'sidir. Peki kız öğrenci sayısının da 3 bölü 5'i. Kız öğrenci sayısı 5 bölü 9'du. 5 bölü 9'un 3 bölü 5'i nasıl bulunur? Çarpılarak bulunur. Bunların toplamı neymiş? 150 öğrenciymiş. Burada acaba erkek öğrencilerin 1 bölü 2'siyle Kız öğrencilerin 3 bölü 5'inin toplamı sınıfın kaçta kaçıdır? Öncelikle onu bulacağız. Yani kesir olarak kaçta kaçıdır? Onu bulacağız. Hemen sadeleştirmeleri önce çarpma yapılır. Bunu 2'ye böl 1. 4'ü 2'ye böl 2. 2 kere 1 2. 9 kere 1 9. Artı buradaki çarpma yapalım. 5'i 5'e böl 1. 5'i 5'e böl 1. 3'ü 3'e böl 1. 9'u 3'e böl 3. 1 çarpı 1 1. 3 çarpı 1 3. Toplayalım paydaları eşitleyeceğiz. Bunu 3 ile genişletelim. 2 bölü 9 artı 3 bölü 9 eşittir. 5 bölü 9 oldu. Bakın sorumuz ne hale geldi. 9'da 5'i 150 kişi ise tamamı kaçtır oldu? Tamamı kaç kişidir oldu? Yani tekrar açıklıyorum. Erkeklerin 1 bölü ikisiyle kızların 3 bölü 5'i toplandığında sınıfın 9'da 5'i oldu. 9'da 5'i 150 kişiymiş. Tamamını bulmak için ne yaparız? 5. 6. sınıfta birçok arkadaşımız şunu öğrendiler. 9'da 5'i 150 ise 150'yi 5'e böl. Çıkan sonucu 9'da çarp. 7. sınıfta ise kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını bulmak için o verilen 150'yi bakın buradaki sayıyı o sayıyı kesire böleriz. 5 bölü 9'a böleriz ve sınıfın tamamını bulmuş oluruz. Okulun pardon. 150'yi aynen yaz. 5 bölü 9'u ters çevir. Çarp. Bölme yaparken. Buradan 150'nin paydası 1'dir ve 5 ile sadeleşir. 5'i 5'e böl 1. 150'yi 5'e böl 30. 30'da da 9'u çarparsak 270 olur. Okulun tamamı 270 kişidir diyoruz. Evet burada ne demiş? Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Çocuklar cebirsel ifadelerde benzer terimler birbirleriyle toplanır veya çıkarılır. Benzer olmayan terimler birbiriyle toplanmaz. Burada x'li terimler x'li terimlerle 5x ile 5x toplan, 5x ile 7x toplanır. 7x artı 5x x'li terim olarak yazılır. Artı 8 ile de buradaki 2 normalde çıkan sayının işaretini değiştir topla eksi 2'dir. Ya da direkt önündeki işaretle alın, eksi 2'nin toplamı olur. İşte bunların toplamı bu işlemin sonucunu verecek. 7x, 5x daha, 12x artı 8, artı 8 eksi 2 ile toplandığında artı 6 olur. Artı 6'dır. Sonuç 12x artı 6 olarak bulunur. Diğer bir sorumuz. Sayı örüntülerini kuralını harflerle ifade eder. Bakın örüntülere geldik. Kuralı harflerle ifade eden örüntünün istenen terimini bulur. Konumuz bu. Kuralı 8 eksi 5 olan sayı örüntüsünün 5. terimini bulunuz. 5. terimini bulacaksak burada n yerine 5 yazacağız. n terim sayısıdır. 5'i yazarız. 8n 8 çarpı 5'tir. 8 çarpı n'dir. Eksi 5. Bakın işlem budur. n yerine sadece 5 yazdık. Önce çarpma yapılır. 8 çarpı 5 40 40'tan da 5'i çıkarırsak 35'tir. Bu örüntünün 5. teriminde 35 sayısı varmış. 8. sorumuz eşitliğin korunumu ilkesini anlar. Aşağıda verilen eşit kollu terazi dengededir. Bu terazinin sol kefesine 5 kilogramlık bir cisim konulduğunda terazinin dengesinin bozulmaması için sağ kefesine kaç kilogramlık bir cisim konulmalıdır demiş. Çocuklar eşitliğin korunumu ilkesine göre Bunlar bakın dengede. Dengede ise eşittir. Sol tarafa, eşitliğin sol tarafına hangi sayıyı eklersek sağ tarafına da aynı sayıyı eklemeliyiz. Ya da eşitliğin sol tarafından hangi sayıyı çıkarırsak sağ tarafından da aynı sayıyı çıkarmalıyız. Ya da eşitliğin sol tarafını sıfır hariç hangi sayıyla çarparsak sağ tarafını da aynı sayıyla çarpmalıyız. Aynı şekilde sıfır hariç hangi sayıya bölüyorsak diğer tarafını da aynı sayıya bölmeliyiz. Burada Sol kefesine 5 kilogramlık bir cisim konulduğunda dengenin bozulmaması için sağ tarafına da 5 kilogramlık bir cisim konulmalıdır diyoruz. İşte buna eşitliğin korunumu ilkesi denir. Konulmalıdır. Evet. Diğer bir sorumuz ikinci senaryoya göre tam sayılarla işlemler yapmaya gerektiren problemlerle ilgili. A ve B ülkelerinin yerel saatlerinin C ülkesine göre kaç saat ileri ya da geri olduğu aşağıda gösterilmiştir. A ülkesinin yerel saatine göre 22.00'da başlayan bir maçın süresi 1 saat 30 dakikadır. Aynı maç B ülkesinin yerel saatine göre saat kaçta biter demiş. Bu tür sorularda öncelikle tabloyu ve burada ne demek istediğini anlamalısınız çocuklar. Bakın A ve B ülkelerinin yerel saatlerinin C ülkesine göre kaç saat ileri ya da geri olduğunu gösteren bir tabloymuş bu. O zaman biz şuraya C ülkesi yazalım ve saat de atıyorum kafadan 0, 4, 0, 0 olsun. Gecenin 4'ü olsun C ülkesinde. Tabloya baktığımızda A ülkesi C ülkesine göre yerel saat farkı eksi 2 diyor. Buradan ne anlamalıyız? A ülkesinde C ülkesine göre saat 2 saat geride demektir yerel saate göre. 2 saat geride geriden geliyor. Yani C ülkesinde saat 004 iken A ülkesinde 2 saat geri gece 02.00'dır. 2 saat geride. Peki B ülkesinde C ülkesine göre durum nasıl? Artı 1 yazdığına göre B ülkesindeki saat, yerel saat C ülkesinden 1 saat ileride olmaktadır. B ülkesinde de 04'ten 1 saat ilerisi 05.00'ı göstermekte. Bize A ülkesinde başlayan bir maaştan bahsetmiş. B ülkesindeki saati sormuş. O zaman biz A ülkesiyle B ülkesinde kaç saat fark var ona bakacağız. A ülkesinde saat 2 iken B ülkesinde 5. Demek ki arada 3 saat fark var. A ülkesinden 3 saat ileri gidiyor B ülkesinde saat. Tamam mı? Bu şekilde bu notu aldıktan sonra maç 22.00'da A ülkesinde başladı. Peki 1 saat 30 dakika sürdü. 1 saat 30 dakika sonra maç kaçta bitmiş olur? 23.30'da bitmiş olur. Bu A ülkesinde. Bize B ülkesinde saat kaçta biter diye soruyor. E tabi 3 saat ileriden gittiği için B ülkesi A ülkesine göre 23.30'dan 3 saat ileri de olan 1 saatte bitecek. 3 saat ileri gideceğiz. 23.30'dan 1 saat ileri giderseniz 00.30 olur. Gün biter ve diğer bir diğer güne geçer 1 saat sonra. Sonra 01.30 olur. 2 saat sonra. Sonra 02.30 olur. 3 saat sonra. Bakın 3 saat sonra 02.30'da B ülkesinde maç biter. diyoruz. İkinci sorumuz kare sıfırdan farklı bir rakam olmak üzere 6 virgül kare devirli ondalık gösterimi bir tam sayıya eşittir. Buna göre kare yerine yazılması gereken sayıyı bulunuz demiş. Şimdi burada devirli ondalık gösterimleri rasyonel sayıya nasıl çeviriyorduk hemen hatırlayalım. Sayının tamamını yazıyorduk devir ve virgül olmadan. Burada 6'nın yanına bir rakam var bilmiyoruz kare yazacağız sayının tamamı. Bu e üstü boş olan kısmı yani devirsiz olan kısmı çıkarıyorduk. 6'yı çıkarıyorduk. Paya yazıyorduk paydaya da. Virgülden sonra devreden kadar 9 yazıyorduk. Bir tane devreden var 9 yazıyoruz. Bu şekilde rasyonel sayıya çeviriyorduk. Bakın bu işlemin sonucu tam sayıymış çocuklar. Bu ne demektir? Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu 9'un katı demektir. 9'a tam bölünen bir sayı olacak burada. 60'lı bir sayıdan 6'yı çıkaracağım. 9'un katı olacak. Peki hemen ilk aklımıza gelen nedir? 60'tan 6'yı çıkarırım 54 olur. 9'a bölerim 6 çıkar. Tam sayı oldu mu? Oldu. Yalnız burada ne diyor? Kare 0'dan farklı bir rakam olmak üzere diyor. Dolayısıyla kare yerine 0 yazamıyorum. Peki yukarının sonucunun 9'un katı olması için 54 olmadı. Ne olması gerekir? Mesela 9'un 54'ten sonraki katı nedir? 63'tür. İşte bu sayıdan 6'yı çıkardığımda sonuç 63 çıkarsa 9'un katı olur ve 9'a tam bölünür sonuçta tam sayıya eşit olur. Eksi 6 karşıya atalım. Bu sayı eşittir. 63 eksi 6 karşıya 6 olarak geçti. 69'a eşit olacak. E 69 olacaksa burada Kare yerine ne yazmalıyım ben? 9 yazmalıyım. Kareyi buradan 9 olarak buluruz. Mantığını anlamanız için tekrar anlatıyorum şimdi. Eğer bizim burada sayımız 6,9 9 devirli olsaydı 69'dan 6'yı çıkarıp paya yazacaktık. Devreden kadar da 9 yazacaktık. 69'dan 6 çıktı 63 olacaktı. 9'a bölündüğünde de sonuç 63 bölü 9 7'dir. Tam sayı çıkacaktı. Kare yani buradan 9'dur. Evet 3. sorumuz 3 bölü 4 sayısının eksi 1 bölü 6 eksiğinin 2 bölü 3 fazlası kaçtır demiş. Burada size 20 sayısının işte 4 eksiğinin 5 fazlası kaçtır deseydi ne yapardınız? Toplama çıkarma yapardınız. 3 bölü 4 sayısının eksi 1 bölü 6 eksiğinin, eksi 1 bölü 6 eksiğinin dediği için çıkaracağız. 2 bölü 3 fazlası kaçtır? 2 bölü 3 fazlası da toplanarak bulunur. Artı 2 bölü 3 yazacağız. Hemen paydalarımızı eşitleyelim. 12 de eşitlenir. Bunu 3 ile genişletelim. Bunu 2 ile genişletelim. Bunu da 4 ile genişletelim. 3 kere 3, 9. 9 bölü 12. Eksi, eksi 2 bölü 12. Artı 8 bölü 12 oldu. Eşittir. Çocuklar şimdi çıkarmayı yapacağım. Çıkan sayının işaretini değiştirip toplayacağım. Evet, bu şekilde çıkarmayı toplamaya çeviriyoruz ve yapıyoruz. Paydamız ortak olan 12. Payları toplayalım. 9 artı 2 artı 8'den 19 bölü 12 olur. Bunu da tam sayılı kesir olarak yazarsak 19'un içerisinde 12 bir tane var. Bir tam. 19'dan 12'yi çıkarırsak 7 bölü 12 olarak sonuç bulunur. 3 bölü 4'ün eksi 1 bölü 6 eksinin 2 bölü 3 fazlası 1 tam 7 bölü 12 imiş. Diğer bir işlemimiz rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. Biraz önce yukarıda yapmıştık diğer senaryoda. Bunu geçiyorum. Evet bu soruyu da bir okuldaki öğrencilerin 4 bölü 9 erkektir. Diğer senaryonun sorusuyla aynıydı. Bunu da yapmıştık. Ee, burada farklı bir örüntü sorusu sorulmuş. Kuralı 4 eksi 3 olan sayı örüntüsünün ilk 4 terimini bulunuz demiş. Evet güzel bir soru. Çocuklar birinci terim nasıl bulunur? Birinci terim n yerine 1 yazılarak bulunur. Kuralımız 4n-3. n yerine 1 yazdık. 4x1 4x1, 4 çarpı 1 eksi 3. 4 çarpı 1 4. 3, çıktı 1'dir. Birinci terimimiz 1'dir. İkinci terimimiz bulunurken kuralımızda n yerine 2 yazılır. 4n demek 4 çarpı 2 eksi 3 demektir. 4 kere 2 8. 8'den 3 çıktı 5'tir. Üçüncü terimimiz bulunurken kuralımızda n yerine 3 yazılır. 4 çarpı 3 eksi 3. 4 kere 3 12. 3 çıktı 9'dur. Dördüncü terimimiz bulunurken bakın burada 4'ü en yerine yazmadan da artık bulabilirsiniz. 1 5 olmuş 4 artmış 5'ten 9 olmuş 4 artmış 9'dan da 4 artacak 13 olacak dördüncü terimimiz de. İlk 4 terimi bu şekilde bulunur. Devam edelim. Bakalım. Aşağıdaki eşitlikleri toplama işleminin hangi özelliğini kullanıldığını boşluklara yazınız demiş. İlk eşitliğimizde toplama işlemine göre sol tarafta ne varsa sağ tarafta da o vardır. Tamam. Eksi 12 ile eksi 13 toplanmış. Sağ tarafta da eksi 13, eksi 12 ile yer değiştirerek toplanmış. Burada değişme özelliği kullanılmıştır. Toplama işlemi. Peki. ikinci işlemimiz. 9 ile eksi 9 toplandığında etkisiz eleman çıkmış. Toplama işleminin etkisiz elemanı yani 0 olmuş. Burada da bir sayı toplama işlemine göre tersiyle toplanırsa sonuç sıfır olur diyoruz. Ters eleman özelliği kullanılmış. Evet burada köşeli parantezde eksi 3 ile artı 7'yi toplamış sonra üstüne de artı 1 eklerim demiş. Ama eşitliğin karşı tarafında köşeli parantezle artı 7 ile artı 1'i önce toplar sonra eksi 3 eklerim demiş. Burada ne yapmış? Birden çok toplama yaptığı için gruplandırarak toplamış, birleşme özelliğini kullanmış. Peki. Son özelliğimiz nedir? 17 ile 0 toplamış, 17 çıkmış. 0 toplama işlemine göre etkisiz elemandır. Dolayısıyla etkisiz eleman özelliğini kullanmış. Evet, devam ediyoruz. Rasyonel sayıların sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Hemen bir sayı doğrusu çizelim. Bakın 5. sınıftan 6. sınıftan e, devam eden bir konu. Sayı doğrusunda kesirlerin yerlerini gösterme. Şimdi burada eksi 1 bölü 2 var, 3 bölü 4 var, eksi 7 bölü 8 var. Çocuklar öncelikle tam sayılarımızın yerlerini yazalım. 0 yazalım, şuraya eksi 1 yazalım, buraya da artı 1 yazalım. Eksi 1 bölü 2'yi gösterirken ne yapacağız? 0 ile 1'in arasını 2'ye böleceğiz. Eksi 1'in arasını negatif olduğu için 2'ye böleceğiz. Sonra bir parça geleceğiz. İşte burası 2'ye bölünen aralıktan bir parçasıdır. Negatif bölgede olduğu için eksi 1 bölü 2'nin yeridir. Bunu gösterdikten sonra 3 bölü 4'ü gösterelim. 3 bölü 4 de payı paydasından küçük olduğu için basit kesirdir. Basit kesirler 0 ile 1'in arasındadır. Paydamıza bakalım. 4'e böl diyor 0 ile 1'in arasını. Hemen 4'e bölelim. Ortadan 2'ye bölelim. Tekrar bir daha 2'ye bölersek 4'e bölmüş oluruz. 0'dan 3 parça ilerle diyor pozitif yöne doğru. 1, 2, 3 parça ilerlediğimizde işte burası 3 bölü 4'ün bulunduğu noktadır sayı doğrusunda. Eksi 8 bölü 7'yi gösterin diyor. Bakın burada biz zaten eksi 1 bölü 2'nin yerini gösterdik. Şimdi eksi 1 ile 0'ın arasını bu da eksi 1 ile 0'ın arasındadır. 8 parçaya böleceğiz. Paydamız 8. Öncelikle şöyle yapalım. Burayı 2'ye bölelim. 4'e bölmüş oluruz. Önce 2'ye bölmüştük. Şimdi 4'e böldük. 1'e daha 2'ye bölersek aralıkları 8'e bölmüş oluruz. 8'e böldüğümüz aralıklardan 7 parça ilerleyeceğiz. Sıfırdan negatif yönde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İşte burası da eksi 7 bölü 8'in bulunduğu noktadır. Ne demiş? Eksi 175 bölü 1000 rasyonel sayısının ondalık gösterimini yazınız demiş. Evet. Bakın tam kısmı yok. Payı paydasından küçük. Eksi sıfır tam olacak. Virgülü yazacağız. Binin kaç sıfırı var? Üç sıfırı var. Virgülden sonra da 3 tane nokta koyacağız. 3 basamak olacak. 175'i buraya yerleştireceğiz. Eksi sıfır tam. Binde 175 olarak gösterilir. Burada ne demiş? Küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Çocuklar buradan önce pozitifmiş gibi sıralayalım. Sonra işaretlerin yönlerini değiştirerek ne yapalım? İşaretlerini koyalım. X'i 2 tam 1 bölü 3. 2 tam 1 bölü 3 mü büyük? 2 tam 3 bölü 6 mı büyük? Yoksa 3 bölü 4 mü büyük? Bakalım. Tabii ne olacak? Büyükten küçüğe doğru sıralayalım. En küçüğü 3 bölü 4 olacak. Çünkü tamı yok. Pozitif olduğunda yalnız. Pozitif olduğunda 3 bölü 4 küçük olacak hepsinden. 2 ee, tam 2 tam. Tam kısımları aynıysa tam sayılı kesirlerin kesir kısımlarını karşılaştıracağız. Bunları da paydalarını eşitleyerek karşılaştıralım. 2 ile genişlettiğimizde 2 tam 2 bölü 6 yazılır. Bakın paydaları eşit olan kesirlerden payı küçük olan küçüktür. Yani 2 tam 2 bölü 6, 2 tam 3 bölü 6'dan küçüktür. Dolayısıyla 2 tam 1 bölü 3, 3 bölü 4'ten büyüktür. Ama 2 tam 3 bölü 6'dan küçüktür. Bakın bunları ben pozitif olarak sıraladım. Ama sayılarımız negatif gördüğünüz gibi. İşaretlerini koyalım. Eksi 2 tam 3 bölü 6 pozitifken büyük idi. Şimdi küçük olacak. İşaretlerin yönlerini değiştireceğiz. Büyüktür küçüktür işaretlerinin yönleri değişir. Negatif işaretleri yazdığımızda. Eksi 2 tam 1 bölü 3'ten. Bakın büyüktü pozitifken. Şimdi küçük olacak. Eksi 3 bölü 4'ten şeklinde sıralayabiliriz. Diğer bir sorumuz aşağıdaki şemalarda kutularda yazılan sayılara dairelerdeki işlemler uygulanarak a ve b sayıları elde ediliyor. Buna göre a eksi b kaçtır demiş. 2 bölü 8 ile 1 bölü 4'ü toplayacağız. 2 bölü 8 artı 1 bölü 4 paydalarını eşitleyelim hemen. 2 bölü 8 artı 2 bölü 8 o da eşittir. Ne olur? 4 bölü 8 olur. A 4 bölü 8'dir. Sadeleştirirsek 1 bölü 2'dir. Peki Diğer işlemimizde toplama yine 7 bölü 12 ile eksi 1 bölü 6 toplanacak paydalarını eşitleyelim hemen. Ve 7 bölü 12 artı eksi 2 bölü 12 oldu. Ortak paydamız 12. 7 ile eksi 2 toplandığında sonuç 5 olur. Burası da 5 bölü 12 olarak bulunur. 1 bölü 2 ile 5 bölü 12'yi toplayalım. Pardon farkını bulalım. A'dan B'yi çıkaracağız. 1 bölü 2'den çıkaracağız. 5 bölü 12'yi. Faydalarını eşitleyelim. Burayı 6 ile genişleteceğiz. 6 bölü 12 eksi 5 bölü 12 eşittir. 1 bölü 12 olarak sonuç bulunur. Diğer bir sorumuz burada. Evet bunu yapmıştık önceki senaryolarda. Yukarı e, geride izleyebilirsiniz. Diğer bir sorumuz da üstü ifadelerle ilgili. Bak kare ve küpleriyle ilgili. Çok güzel. A verilmiş, B verilmiş. Olduğuna göre A ve B sayılarını bulunuz demiş. Tamam bulalım. Çocuklar negatif sayıların kareleri ya da çift kuvvetleri pozitiftir. 1'in karesi bölü 2'nin karesi olarak yazabiliriz. 1'in karesi 1'dir. 2'nin karesi de 4'tür. A 1 bölü 4 olarak bulunur. B'de de negatif sayıların küpleri ya da tek kuvvetleri sonuçta negatiftir. 2'nin küpü bölü 3'ün küpü şeklinde hesaplanabilir. Sonuç eksi olacak. 2'nin küpü 2 çarpı 2 4 bir daha 2 ile çarparsanız 8. 3'ün küpü de 3 kere 3 9 bir daha 3 ile çarparsanız 27. Olarak da B'yi bulmuş oluruz. Evet bir miktar bilyenin 1 bölü 3'ünün 4 bölü 6'sını 3 arkadaş eşit olarak paylaşacaktır. Buna göre bir kişinin aldığı bilyenin sayısı tüm bilyelerin sayısının kaçta kaçıdır demiş. Burada şunu yapacağız. Bir miktar bilyenin 3'te 1'inin 4 bölü 6'sı nasıl bulunur? Tabii ki çarpılarak bulunur. 1 bölü 3'ü 4 bölü 6 ile çarpıyoruz ve 1 kere 4, 4. Dur sadeleştirelim. 4'ü 2'ye böl 2. 6'yı 2'ye böl 3. 1 kere 2 2. 3 kere 3 9'dur. 1 bölü 3'ün 4 bölü 6'sı 2 bölü 9'muş. 3 arkadaş eşit olarak paylaşacaksa 2 bölü 9'u 3'e böleriz. 2 bölü 9'u aynen yaz. 3'ü ters çevir 1 bölü 3 olarak çarp. 2 kere 1 2. 9 kere 3 27. Bir arkadaşa 27'de ikisi düşer tüm bilgelerin diyoruz. Evet burada da yine daha önceki senaryolarda yapmıştık bu sorunun çözümünü. Gelelim bu soruya. Olduğuna göre demiş bir eşitlik vermiş. Kare yerine gelmesi gereken sayıyı bulunuz. Evet burada bakın parantezin içerisinde bir çıkarma dışında da bir çarpma varsa ne yaparız? Çarpmayı parantezin içerisindeki çıkarma işleminin üzerine dağıtırız. Kare ile 2x çarpıldığında kare çarpı 2x sonra kare ile eksi 6 çarpıldığında eksi 6 çarpı kare olur. O da eşitmiş 12x eksi 36 ya. Şimdi buradan x'in katsayısı, bakın burada 2 çarpı kare iken karşı tarafta 12 olmuş. 12'ye eşit diyeceğiz. Her iki tarafı da 2'ye bölersek kare buradan 6 olarak bulunur. Yine aynı şekilde diğeriyle de yapabiliriz. Eksi 6 çarpı kare eşitse eksi 36'ya. Her iki tarafı da eksi 6'ya böldüğümüzde kareyi buradan da eksinin eksiye bölümü artı 36 bölü 6, 6 şeklinde iki farklı yolla bulabiliriz. Evet sorularımız burada bitmiş. Çok güzel beğendiğimiz bir soru çeşidi oldu çocuklar. Sizlere de yazılıdan önce çalışmanız açısından bir fikir verdi. Yazılıda başarılı olmanızı temenni ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.